Bilinmesini isterim ki dinleyeceğiniz bu konuşma Tekin Bingöl konuşmamızın arasına giren bir telefon görüşmesi yaptıktan sonraki konuşmadır. Daha öncesinde ben rüşvet olayını bütünüyle, her şeyiyle anlattım ve gerginleşmenin başlamasının nedeni de Tekin Bingöl'ün bana ne olmuş yani, biz de adamın ne mal olduğunu anlamışız, bir daha da göstermemişiz demesi üzerine başladı. Evet. Şimdi açılışını dediğim gibi Kemal Bey geldi, yaptı. Hatta Onlardan mektup okudum. yani beni oraya, benden istenen talepleri yerine getirmedim diye şeye bile çağırmadılar, açılışa. Düşünün. Bakın. Orayı yapar. Şimdi şunu söyleyeyim. Yani yol alalım. Çok randevulu şeyim var. Evet. Bu okudum mektubu. Tamam. Peki o zaman. Şimdi bizden ne istiyorsun? Şimdi bu adam belediye başkanı değil. Bu Değil. adam çekip Hayır, gitmiş. tamam. Bizimle alakası yok. Ben şimdi bu adama, siz böyle bir para ilişkisi olmuş. Ne yapabilirim? Şimdi peki o zaman Yani sizin siz kendinizi benim yerime koyun, bir çözüm önerin, ben de tamam diyeyim. Yani şoke oldum yani. Bu son derece terbiyesizce bir iş. Son derece ahlaksızca bir iş. şimdi yeni gelen genel baş o zaman yeni gelen belediye başkanınız da orada, o da yazıyor. Tekrar söyleyeyim o zaman. Beni 45 gün yanına kabul etmedi. 45 gününde de, 45. günde de al dedi, bir pislik yumağı aldım. Nereye kaldırsam altından pislik çıkıyor. Hangi pisliği nasıl örteceğimi bilmiyorum. Bu nedenle de bir sürü borç var. Sizin paranızı da 2-3 sene içerisinde herkesle eşit haksızlık yapmadan nasıl ödeyeceksek sizinkini de öyle ödeyeceğiz dedi. Ama açın işinizi bitirin dedi. Ben Nasrettin Hoca'nın kafasını daha koymadım. 22 milyon liralık bir işti bu. Bundan önceki belediye başkanınız bana bazı siparişler de vermişti. Onları da yaptım. 2-2,5 milyon lira da oraya masraf yaptım. Şimdi Allah aşkına, yani yavru Allah gibi insanlar oraya oturmuş. Karşımda böyle gerçekten Allah'ın Karabağlar Şubesi gibi bir belediye başkanı. Ve şimdi benim yanımda çalışan 150 kişiyi ben onun yerine belediye başkanı olarak, tahsili uyuyorsa, ilkokul Neyse ama mezunuysa şimdi koyarım. Hayır, böyle neyse şeyler ama değil. Peki, konuşuyorsunuz. Olmaz. peki o Buna zaman. gelin. Soğuk bir şekilde Peki oturmuş orada. o zaman. Sizin işçiniz Yok burada ben kaliteli olabilir. Lütfen ama. kesinlikle kaliteli. Olabilir. Lütfen ama bakın. Siz burada bir usulsüzlük yapılmış, karşılıklı yapılmış. Para alan da veren de suçludur. Tamam mı? Niye rüşvet verdiniz? Niye rüşvet verdiniz? Ya. Tamam. Şu andan itibaren teşekkür ederim. Yarın kanallarda izleyeceksiniz beni. Ben rüşvet... Tamam. Siz bilirsiniz. Ben Bu bütün sorun... şartta para mı vereceğim? Allah Sizin aşkına. adamınız yaptı Lütfen kardeşim sakin bunu. olun. Burası bir kurum. Siz bana Lütfen. bağıramazsınız. Siz Bana de bana... parmak hareketi yapmayın bana. Şuna bak ya. Siz şuna bakın. Tamam lütfen tamam. Çöplük gibi bir parti. Almıyorum. Başlarım. Almıyorum. Ama... İsterim. Nedir? Ne oluyor ya? Benim problem. Sensin ulan rüşvetçi, senin parti rüşvetçi, terbiyesiz. Senin belediye başkanın çaldı benden 1,5 milyon lirayı. O bağırıyor. Ben heykeltıraşım. Bakın, bakın, razı değil. Polis çağırın, çağırın polisi. Polis çağırın o zaman. O bana bağırdı kardeşim, ben misafirim burada.